Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 3. haftası olan Ankara Otogarı'na geldim. Birazdan size işte ben de zaten alabilirsem bir araba alacağım. Birazdan pazarımızı tanıtacağım. Buradaki fiyatlar nedir? Onlara bakacağız. Bir fiyatlara bakalım. Bir nedir ne değil. Fiyatlarda yükseliş var mı? Kış geldi, düşüş var mı? Onları bir araştıralım, bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar pazara geldik. Bu pazar şimdi şu tarafta bir pazar var. Orası tam bitmiş. Yer falan çok güzel. Zemin falan çok güzel. Asfalt. Burası tam faaliyete girmemiş. Yani şu bölgesi tam faaliyete girmemiş. Pazarda gizli yetkili kişilerinden falan görüştük. Burası da asfalt atılacakmış. Şimdi şuradan şöyle fiyatlara bakaraktan bir gidelim biz. Nedir fiyatlar? Ama şöyle fiyatlar dediğimiz gibi kış geliyor falan diye bir indir şey yok. Düşüş falan yok. Fiyatlar şu an oldukça yine yüksek seyirlerde. Şöyle biz de işte hem çekim yapıyoruz. Hem bulabilirsek bir tane araba alacağız ama ya bu fiyatlarda araba alınmaz zannediyorum. Çünkü fiyatlar oldukça yüksekte. Şöyle Broadway bize olmaz mı durumu? Fiyatları ne alınlar? Abi fiyatları ne istiyoruz o kadar? Ya bizim fiyatlar koleksiyona koyacak. Yok YouTube'a da biz abi alırsak hoşumuza ederse de alacağız bir tane araba. Ona şu şey araba kaç mı geldi? 92 mi? Arabanın durumu ne abi bunun? Orijinal. Boyası bir neyi çekti? Daha fabrika çıkışı duruyor. Buyurlar. Abi ne istiyoruz buna 92 model? 35 lira. 35 lira. Buruğu kırığı yok, çürüğü çereği yok. Abi olsun varsın. 92 model arabada bizim öyle boy olsun varsın. Önemli değil. Gel bak bagajını çek, şunu çek. Güzel taraflarını çek şöyle. Bu arabanın orijinalliğini. Tamam mı? Şöyle bak. Fabrika çıkışı duruyor. Her tarafı. Köşemelerini çek. Nadide yani. Kalan arabalardan bir tanesi. İyi araba bulamadık dostum ya. Araba veririz hem. 92. Dur. Aynı fiyat söylerdik sattık. Söyleyemedin mi? Ha. Köşemelerini meşemelerini hepsi orijinal duruyor daha. Yani modelin arabası. Zıttı, dökü, çürüğü yok. Evet 92 model araba. Evet. Doğru yani ama araba güzel abi. Evet. 35 lira. 35 lira 92 model araba ama araba güzel. Kötü temiz olursa kürünün çarımı 20'ye de vurun 25'e de vurun. Doğru 20'ye de vurun. Önemli olan orijinal olması. Aynen. Önünde şase de vuruğu kırığı olmayacak. Bir bakalım. Serbest araba. Ya. Ya ne bunlar piyasalar ne? 90-92'de. Başkan abinin oraya da gidip de bakalım. Benim burada da var orada da var. Altı burada var altı orada var. İyi. Pazarı perçilerden. Yakında burayı satın alacağım ben. İnşallah. Nasıl ya biz araba biz Toyota'yı verdik, işte Toyota'yı verdik, öbür gri Toyota'yı da verdik. İşte bir araba bakıyor şöyle, bir hesaplı bir araba bulabilirsin, hesaplı bir araba alacağız. Ama hesaplı da bir şey çıkmıyor bundan. Pazarın sahibinden olur abi, hepsi gelen esnaf ya. Yani çoğunluğu esnaf yani, çoğunluğu esnaf. Ama pazarın sahibine biz görüştük burada şey, adam diyor ki işte bunları falan böyle komple aktifletecek. İnternetten yer alacağız yani. İnternetten yerini alacağım diyor sabah geldi sabah diyor. Yani, sinema bir şey gibi sinema gibi olacak diyor park diyor. Park diye geleceğim diyor. O sistem çok güzel tabii. Yani bir pazarın olması şeyden daha iyi. Hiç olmaması değil. Ankara pazarının açıldığına şükrediyor. Şükrediyor. Ben de şükrediyorum. Şey, abi. Affedersin hangi şehre gidersen git Ankara'yı tutmaz ya. Başkentin pazarında hiçbir şey tutmaz. Ben İstanbul otopazarından falan çok araba aldım. Şuradan buradan Ankara pazarını tutmaz diyor. Ankara pazarı Türkiye'de bütün illerden toplanır. Ankara'dan dağılım olur. Aynen doğru. Ankara'dan dağılım olur. Bütün illerden toplanım Ankara merkezi. Tekrar dağılım. Şöyle birden durmuş. Bakalım bir araba var. Arabalar. Abi pazar ola. 92 model Broadway arkadaşlar ama araba güzel, temiz, orijinal. 35 bin lira. Bizim arkadaşın dediği gibi genelde hep esnaflar, yani alsatçılar. Şöyle baktık biz bayağı bir geldik tozlu da şöyle bir araba var. Hangi parlıyor? Bir iki. model parlıyor. 1-2 75. Bu bizim kalem araba. Aha şurada var bir tane durmuş. Ha bu şeyde vardı, internette vardı. Gördüğümüz araba herhalde. 14 lira. 14 lira. Çamur geçmiş bununla. Motoru ne elemde? Hayır, motor 3,5 lira.
Spok lastikleri, trigger takımı, yağ fitnesi, yağ buzu kabuğu, hepsi sıfır. İstediğin yere götürüyorsun. Yo, şey anlam ver. Şöyle gel ben sana diyeyim. Dedim harcına da bir şey çıkmaz yani. Abi ne istiyorsunuz orada böyle? Selam var. Kıkırdı diyoruz orada. Soğuk, soğuk, soğuk. Bir parça çamurluk değişmiş. Başka hiçbir yere onunla oynama yok abi. Tamam, 99-14-49. Bunları da şöyle bir zor şey yapalım. Yazık var mı? Selamlar açın abi. Ne diyorsunuz ya? Ya şöyle bir bulabilirsek bir araba alırız. Ne araba? Ya hesaplı uygun. İşte Toyota Corolla, Palio falan. İyi, hayırlı. Abi görüşürüz, sağ olasın. Gideşçi. Durmuş bu taraflarda bizim hesap, yani bizim alabileceğimiz hesaplı bir araba yok. 49 bin TL istiyor. Bir parça değişen var arabada. Ama güzel araba yani. Hani yaşına göre bir parça değişen olabilir. Normaldir yani. Şurada bir Golf var, bir de şurada bir Toyota var. Onlara bir bakalım. Ha şu Golf'e bakalım bir. Golf'e. Orijinal 206 bin lira. Kaç da olacak? Kim çağırdı ya? Nedir, ne istiyorsun ya? Abi buna 50 lira para. Durumu ne abi? Abi durumu işte. Durmuş 50 bin lira para sığmıyor buna da. 50 bin TL koymuş. Nerede? Yok çekmedik başkan. Çeksek bir şey olmaz zaten ya. Çekeyim mi? Yok abi. Yakışıklı adamsın ya. Başkan durumu ne arabana? Abi arabanın durumu ne? Hacı abi bir gelir misin ya? Arabayı anlatamadım abilere bir söyleyeyim. 97 model abi. Ya değişen boya durumu ne abi araba? Ön kaput. Ön kaput üstüde soklak yapılmış. Bir de sağ tarafı falan var. Kliması var. Komple boyalı abi herhalde. He komple boyalı. Bir de şuradan gele gele İzmir'den gele gele şuradan traktör vurdu buna çekişti. Abi bu olur biteni olur. Nasıl abi? Olur biteni olur. Ya esnaf şu. Abi ben bunu normalde biz bazen bunu sattıydık da ön kaput değişikliğe gelecekti. 48'e verdiydim ben bunu. Şaselerde falan bir şey yok. Yok abi. Yok yok. Yok o yer anlıyorsan bak. Yok anlıyoruz abi bak. Ya bunun, bu arabanın en doğrusu bu işte. Sağlık, klima, efendime sorayım. Klima saktır mı abi? Nasıl? Klima aktif mi? Hiç bilmiyorum baba. Vallahi yok ben bilmiyorum bu arabayı. Çünkü İzmir'den gelip illa ki klima çıkmıştı bu arabada. Bu arabayı ben bilmiyorum. Benim kendi arabam var. Bu benim babamın arabası. Bak baba arabanı. Yani. Kolyalar hızlı ettiler şuradan bunlar. Abi bunun biteni ne olur? Bizim de aklımda dursun. Ben ufak tefek alıp satıyorum. Şu an 4-5 tane araba, 2-3 tane. Senin kalbinden gelsen ne baba? Abi benim kalbimden geçerse benim kalbimden her şey geçiyor. Olur mu? Şimdi arabanın bir piyasası var. He, bu tabii illa ki. Şimdi şu arabanın piyasası 70-75 lira şu dolulukta. Biz de fazla bir şey istemedik zaten. Abi şu an bir tane bundan bende var. Ben 75 istiyorum. Ya, işte ben demek istediğim o yani. Gümüş grisi sıfır hata. Yani sıfır hata. Bir tane var gümüş grisi 57 istiyor. Bir parça değişen var. Hani biz arabanın durumuna göre para istiyoruz. İşte sen İşte diyor. Ben de onu diyorum yani. Komple şimdi. Boya var herhalde. Komple boya. Komple boyalı tavanda ya. Tavanda işlem var mı abi? Nasıl? Tavanda işlem var mı? Tavanda mı? Ha. Yok baba. Yani öyle hani devrik mevrik buruk gibi şey. Yani. Yok yok. Yani şey boyalı mı bu yani yanık boyası mı tavandaki? Şimdi birazdan hani baktığımızda yok. Yok yok. Şurası bak şurası hani belli. Şurası şuruyordu buraya mazur çekti. Şimdi yalan söylemiyorum. Mazur şuruyordu. Başka bir belgesi yok. Yok yok yok. Burada bir rahatlık yok.
Abi bunu sen bize bitirir misin? Ondan sonra bir kenarına daha bak. Babacığım. Ondan sonra he. Olur mu? Bitirir mi? Sık hızlı. Motor yönünde sıkıntı yok. Abi araba orada işte çalıştır. Yani biz bunu aktif olarak dinliyor mu normalde? Yani ben ya. Şöyle diyeyim. Motor yönünde sıkıntı yok. Yok yok yok. Değişen var arabada. Kabuk değişik abi. Sol çamlukta söktak yapılmış. Söktak seni diyor sistemde. Şey, yapılmış. Ha. Onu ben... Bebeğinin dizini diyorum ben. Anladım. Onların dizini diyorum yani. Anladım. Ben normalde ben bunu alakalı orijinal diye alıyorum. Adamı burada bile buluyor lan. Bunu garajdan şey yapmış adam. Kilometre kaçtı bu. Abi? Bunları biliyor musun? 300 bin ile 0 bin. 330 bin o zaman. Evet, evet Atıf senin dediğin aynen, gibi. Aynen aynen abi. Ama bunlar 300 bin ile 0 bin. Evet evet Atıf da öyledi de ben de. Yok yok 300 bin ile 0 bin. Aleykümselam. Bir de tuğcu yola bakalım. Bir de tuğcu kamera teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın. Abi. Var lan? Abi bir de burada hiç abi. İyi ver. Abi benim burada yok. Ayşe de çıktı. Sen Ankara bebesinin babası mısın? Babası. Ne? Abi, o bir gördüğüm gibi sanki oradan biliyorum. Abi şunu çıkarayım. Ha işte. Yine onu çıkarmış olduğu en güzel, en dayanıklı arabalardan bir tanesi. Yakıt cimrisi. Yakıt cimrisi. Abi esnaf mısın sen? İnci küçük esnafım ben, minik. Küçük esnaf. Ben de küçük esnafım. Aynen. Abi bunun durumu ne? Veyahut da bize ne olur? Bize yarar. Şöyle söyleyeyim. Arabamın genel anlamda herhangi bir problemi yok. Yani motor yürüyen konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Şasesi, direkleri, paneli, podyesi, kuleleri orijinal. Bu araba güzel yani. Evet. Hani bizim dilimizde şey diyoruz ya Burak, kayış edişim diyoruz ya durmuş. Bu kayış edişi. Tam o biçim bir araba. He, kayış edişi. Araba ağır bir kaza görmemiş. Zamanla 35 yaşından dolayı yani boyası değişen olan bir arabadır belki. Benim baktığım haplar genelde şase direkt panel hep hatlarına bakar. Şase panel podya sağlam oldu mu? İşte şeydi. Araba götüren o. Bu arabanın şasesi paneli bozuk olduğu zaman yolda yan yan gider yan yani. Yan gider. Abi buna ne diyoruz? Bunun olur biteni olur. Buna ben 27 bin lira diyorum. Pazarlık anlaşırız yani. Hani sen bize, ne dersin? Bize ne yazarsın ne abi? Dersin? Biz de ufak esnemiz. Biz de o vakitede kalıyoruz, satıyoruz, bir şeyler yapmıyoruz. Ben bakkalıyım. 25.5 size çıkar olur yani. Esnaf işi. Muayene durumu neydi abi? Muayene 2023 Mart ayında yapılmış. Tüp tankı yeni, araç çürük çarık yok. İçi Fransız olduğu için kremle gideri döşeme. Yok güzel araba. Abi. Araba iç falan gider. Arabaya bir şey demeye gerek yok. Kayış edişi. Kayış edişi dedikler. Abi bu bizde bir 25 diye veya 25 diye falan bir dursun bizde bu aklımızda. Tamam. Tamam abi. Olsun abi. Abi teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı pazarlar. Burada bir Toyota sen, vardı. Hani nerede Toyota? Şey kapat bir de Toyota'yı çekeriz. Fiyatlar biraz yüksek gibi. Fiyatlara da bakıyoruz böyle. X-E'de F6'lı virüsü değişiyor. X-E'de ön camlar otomatik, arka camlar pollu olur. F6'larda hidrolik direksiyonla şey geliyor. Bu ne istiyorsun başkanım? Ayarlanan bir direksiyon. 50 istiyoruz abi. Kilometre kaç tane? 288 bin, orijinal kilometre. Kaç istiyoruz öyle? 52. Durumu ne bunun bak? Abi komple boyalı. İki parça değişeni var. Tavanda işlem var mı? Tavanda işlem yok, sadece boya var. Yaşı geri artık temizlik boyası temizlik yapılıyor. Ya yani işlem çıkmaz değil mi? Bak, yok abi, üstledin ustaya götür. 52 bin lira diyor. Durmuş da fiyat şey de, şey mi peki bunun biteri ne olur? Biz ufak tefek alım satım yapıyoruz. Valla babam orada abi, pazarlığı onunla yaparsın. Palio da sizde? Yok palio bize de, palio şu ceketli abi. Arkadaş da palio. Bak, biraz abi. Şu kapıda kendiniz var. Biz 4,5 senedir bizde araba. Yok biz alıp satıyoruz. Hani hesaplı olursa biz alıyoruz. Bindiğimiz yani. Araba yani. He anladım. İşte modeli yükselteceğimiz için satıyoruz. Ne alacaksın başka? İşte şu tarzı Focus düşünüyoruz. He bende var. Elize falan var. Verebilirim sana. Sizin elize var. 90, şey 2013 mü? Yok biz Focus aracı. Alsatçı mısın? Ya millet alsatçı değil mi? Sanki şey gibi bakıyor onun için bunlar. Başkan abi, olur ne olur, biter ne olur abi. Babam orada abi, olur onunla konuşuruz. Abi bu arabanın olur mu?
Senin abi sen ne veriyorsun? Ben modu 52 lira fiyat dedik abi. Sen bunu bir fiyat dersin. 50 lira alalım yaptırırız. Şimdi ben genel bir fiyat alacağım. İşte genel var ama onu sen yapmayacaksın. Arama kullandırma abi. Hani bu satar rakamı da. Yani olmadı. Aşağı yukarı bilirsin. Başka ne 52.500 lira mı sorduk? Sen de ineceksin. Biz ineceğiz. Sen çıkacaksın. Arayı bulacaksın. Yok şimdi bunun satar rakamı zaten şey. Yani satar rakamı. 50 civarı falan, 50 civarı falan satar rakamı. Tamam. Piyasa rakamı öyle. Yani piyasa gider rakamı evet, 49.50 lira. Ya şimdi tamam da yani kasasına bak. Yok kasası güzel zaten. Yani. Bir de kilometresi yani kilometresini oluyor. Orada normal abi. 97 model. Ya bu ayrıca bineceğe göre bize gitmez ya. Allah'tan bize gitmez. Allah'tan. Eyvallah başkan. Bunu şey diyoruz. Selamlar için başkan nasılsın? Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Ostim'den, eski satçılardan, Çiliköy Otomotiv. Aynen he, doğru. Ankara'nın hakikaten bak çok samimi söylüyorum. Bir arabada bir parça değişen var dediyse bir parça çıkar. İki parça dediyse iki parça çıkar. Onun haricinde hiçbir şey çıkmaz. Yani uzaktan gelen, işte Ankara dışından gelen arkadaşlar falan olurdu. Dedi ki benim arabamda şu var. Onun haricinde hiçbir şey çıkmaz. Ankara'nın en güzel, en dürüst, en iyi esnaflarından. Allah razı olsun abi. Ha, ben de çok araba aldım yani. Çok araba aldım artık. O şeyden. Senin güzelliğin abi. Başkan buna ne diyoruz bu arabaya? Abi buna 39.5 diyoruz. 94 model. 1.8 Vectra. Bir parça çamurluğumuz değişik. Onun haricinde bel altında parça boyalar var. Motor 290.000'de. Yürüyen düzeni güzel. İçinde öyle göze batacak sıkıntılı bir şey yok. Her şeyi düzenli, bakımlı bir araba. Evet. Arkadaşlar eğer bu tarz Opel Vectra veya Clio'da sende değil mi var? Clio'da bende. Clio'da. Clio'nun durumu nedir? Harun başkanım. Clio'da 2002 model 1.4 RN paket. Hidrolik direksiyon, tek airbag, merkezi kilit, far ayarı vesaire. Bunlar da şey falan. Yani buna ne diyoruz en son? Buna 54.500 lira fiyat buna istiyoruz. Buna 54.500 istiyoruz. Buna ne istiyorduk? Buna da 39.500 diyoruz. Buna da 39.500 diyoruz. Eğer kanaldan bu tarz arabalar ihtiyacı olan falan varsa bana direkt ulaşabilir. Arkadaşımız Arap, evet, bunun yürüyeni nasıl? Abi bunun yürüyeni abartmıyorum. Yeni arabalarla kıyaslasın. En ufak ses yok. Çok bakımlı. Lastiklerim yeni. Ön düzeni çok güzel. Motor 197.000'de. TÜV TÜRK muayene verilerinde hepsi orijinal geliyor. En ufak bir sıkıntısı yok. İstenilen yere göster. Motoru arkadaş çekebilir. En ufak terletme vesaire yok. Şaselerde motor şey, yürüyeni falan sıfır ayarında. İç dizaynı gayet temiz. Arabanın genel durumu gayet iyi. Arkadaşlar bu tarz araba ihtiyacı olan varsa YouTube'dan falan bana veyahut da Instagram'dan ulaşabilir. Arkadaşımızın arabaları herkeden temizdi. Tamam. İç kozmetiğine bir baktırmış. Şuna bir bak ya. Ankara'da zaten Çelikol Otomotiv dediğim mi? Millet arkadaşımızın ne kadar dürüst olduğunu, ne kadar düzgün araba sattığını bilirler zaten herkes. Yani yaşına ya yaşına göre tabii yaşına yani göre değişen de durumu sonuçta ama yani bazı kişiler var işte bir değişen diyor gidiyor başkanım bir değişen çıkıyor yani. Şehir dışına gidiyoruz. Oraya gidene kadar her şey güzel hoş. Abi arabam şöyle attım böyle gittikten sonra mal bu kardeşim diyor ya. Sanki ben Ulus'tan geliyorum. Yani 10 kilometre yoldan 500 kilometre yol gidiyoruz. İşine gelirse kardeşim mal bu diyor benim yapacağım bir şey yok diyor ya. Arkadaşlar bir de herkes de biliyor malını. Bu sektörde malını bilmeyen yok yani. Bu sektörde çok eskidir. Çok tecrübeleri vardır. Bir dahaki videomuzda Harun arkadaşımızdan çok detaylı, çok güzel bilgilerinden yararlanacağız. Tecrübelerinden yararlanalım inşallah. Arkadaşlar biz gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.